Dün akşam üstü 7 sıralarında benim duyduğum tek şey annesinin çığlıklarıydı. Bağırarak Esma teyze koş, Yusuf amca koş, babam çocuklarım öldü diye bağırışını duyduk. Annem de ne oldu kızım, ne oldu kızım derken buradan koşturarak evin bahçesine doğru gitti. Arkasından babam el fenerini aldı, karanlık bir ortam. En arkadan da ben koşturdum. O şekilde eve giriş yaptık çığlıklara doğru. Karşılaştığım manzara Melisa'nın çocukların annesinin çocuklarını evin içinden çıkartıp evin havlusuna doğru sıraladığını gördüm. O şekilde karşılaştığım manzara buydu. Yani ilk yaptığım şey 112 acil servisi ve 155'i aramaktı. Yani aradım acil durumu. Bu şekil 10-15 dakika içinde ekipler intikal etti zaten. Ekipler gelmeden tabii çocukları yan çevirme, yani yana doğru çevirdik, kusar mı eder mi, yani bir umut olur mu? Yani hafif kalp masajı yaptım yani. Gördüklerim bu kadar benim. Burada plastik toplayarak geçimini sağlıyor. Çünkü baba cezaevinde, kendisi de yalnız olduğundan 5 çocuğa da bakmak ona tabii ağır geliyor maddi konuda. Dün akşam da bildiğim kadarıyla hurda satmaya diye ayrılıyor. Sigara, ekmek almaya çıkmıştım dedi bana. O şekil. Çoğu zaman haber verirdi. Bugün nedense haber vermedi. Yani çıkarken haber vermedi. Ben çıkıyorum, bilginiz olsun falan gibi bir durum yaşanmadı dün. Ve söylediği, hani sobadan yangın çıktı, nasıl çıktı diye sorduğumda elektrikli sobanın devrildiğini falan anlattı bana. Yani yoksulluk tabii ki de, yani durum ortada, yani bildiğiniz kadarıyla yani geçim zorlaştı. Onun için insanlar artık her türlü yola başvuruyor mu desem, yani imkansızlıklar insanı düşünmediği noktalara getiriyor bazen yani. Maddiyat durumu yani bence daha ağır basıyor yani bu durumda. Dün akşam saat 5.30-6 gibi, 6 civarı annesi çoğla alıp sanayi tarafına gidiyor hurda toplamaya. Yani her zamanki hali, çocukları yani geçimini onunla sağlıyor. Mesela sosyaldan yardım alıyor. Mesela belediyeden yardım alıyor. Sağdan soldan vatandaştan yardım geliyor, ediyorlar. Yalnız çocukların sahipsizlikten böyle oldu onların başına. Bu işgaller. İçeri kapatıp kimse evde yok. Başında kimse yok. Çocuklar başıboş. Elektrik sobayı yakıyor, çocuklarım üşümesin diye. Giderken ne kadar kalıyor, geride kalıyor. Gidiyor geliyor. Şu manzarayla karşılaşıyor. Elektrik sobası devriliyor. Kırılıyor yani. Elektrik sobası devriliyor. O yerdeki halı, kilim yanıyor. Kablolar, elektrik. Herhalde nasıl olduysa artık kimse bilemez, Allah'tan başka da. Seslendi bize. Esma abla bağırdı. Biri bir çığlık attı. Böyle bir imdat dedi. Biz dedi ne oldu? Esma dedi, Yusuf dedi, kalk dedi. Kadın bağırıyor dedi. Başına bir iş geldi herhalde dedim. Ne oldu dedim. Çocuklarım dedi. Çocuklarım deyince çocukları her zaman dışarı salmıyor ya. Dışarı çıkmıyor ya. Çıktığı zaman da çocuklar tabii sağa sola kaçıyor. Her zaman bu birkaç kere daha kayboldu. Biz onları buluverdik. Ya bize gelir ya da bahçe içine gezer dolaşırlar. Neyse gittik, biz dedi çocuklarım öldü dedi. İçeriye girer girmez duman vardı. Dumandan giremedik, sis. Bir de karanlıktı. O karanlıktan ben geri geldim. El feneri aldım, dedim onları şimdi elektrik komple kesilmiş ya. Orada ateş var ama ateş yanıyor, duman var, sis var. Çocuklar ölmüş tabii, boğulmuş yani. Ben gidip gelinceye kadar aramız şurada zaten kaç metre? Tahminen 50-100 metre yok mu? 50 metre falan. Yani bir dakika, 1,5 dakika ya sürdü ya sürmedi. El feneri aldım gittim. Gidinceye kadar annesi çocukları dışarı çıkarmış. Koridora almış yani bu temiz yere. Baktık 5'i de üst üste böyle cansız bedene, nefessiz kalmış onlar. Ondan sonra tabii ki bunu baştan söylemem lazımdı. Hemen biz ambulansı aradık. Ambulansla itfaiye aradık. Ekip geldi. İlk önce ekip geldi, polisler geldi. Arkasından itfaiye geldi. Ateşi söndürdük. Çocuklar tabii ki koridorda, dışarıda. Ekip arkadaşlar müdahale ediyor. İtfaiyecilerle o polisler. Arkasına ambulans geldi. 5 tane ambulans geldi. 5 tane. O 5 tanesi de her birer tane müdahale ettiler. Ama müdahaleye rağmen herhalde kurtulamadı yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Peki annesi daha önce de böyle çocukları tek başına bırakıp gitmişliği var mıdır? Yoksa size haber veriyor muydu? Bakın ben gidiyorum. Yok. O hep bırakıp giderdi yani. Kimseye teslim etmezdi. Zaten kimi kimsesi yoktu. Var da aile kopukluğu var. Aile sorunu var. Kimseye teslim etmezdi. Bir de başında kimse yoktu. Çocuklar yani başı boştu böyle hep içeride yani kapalıydı yani. Hep kapalı alanda çocuklara bakıyordu. Bilmiyorum artık kimseye mi güvenemiyordu, tahammül edemiyor muydu? Biraz maddi durumları sakat ya, içeride hiçbir şey yok ya. Yani hep hazır yerde yani hiç evinde ocak, çanak, çömlek, kaşık, çatal hiçbir şey yok. Hazırda geliyor, hazır yiyor. Günlük yani günlük yaşantı. Yani günlük yani yemek yapması bilmez. Hiç yapmadı hayatında, yapmamış. Bilmiyor. Yani buraya geleli 4 sene oldu. 4 sene içerisinde ben bunları gördüm, bunları yaşadım. Yani hep böyle yalnız bırakırdı. Gider gelirdi yani ara sıra tabii ki binde bir çok önemli olduğu zamanlar oluyordu mesela. Ufaklığı bize bırakırdı. Giderdi 1-2 saat işim var derdi. Fırına giderim veya çarşıya giderim veya bir işim var derdi. Gider gelirdik. Tekrar gelip çocuğunu alır giderdi. Ama o 4 tanesi zaten boy boy. Sen söyle şunu. En büyüğü 5-6 yaşında. Diğerleri de arka işte böyle yani. Bakanlıktan sosyal yardım desteği aldığı söyleniyor. Yetmiyor mu? Çok mu az veriyorlardı? Alıyordu. Şimdi yetip yetmemek onları elinde. Şimdi bir insan kullanmasını bilmiyorsa, o paranın değerini bilmiyorsa, nasıl nerede kullanacağını bilmiyorsa tabii ki yetmez. Ne demiş? Hazıra daha dayanmaz. Günlük yaşantı. Yani bugün karnım tok ya, bugün buldum yarına Allah kerim. Abi, mezarlık neydi? Acarlar Kabistan'da. Tahsin Ağa Camii.